Hürriye ve Semih kardeşlerimiz 64. günü de geride bırakmak üzereler. 65. günü de geride bırakmak üzereler. Ve iki katı bir süredir bu meydanda zulme karşı direniyorlar. Öyle bir zulüm ki insanları açlıkla, insanları yoklukla terbiye etmeye çalışıyor. Belki de bunun en zalim örneği tarihte Yezid'in yöntemleridir. Bu bir Yezid politikasıdır. İnsanları susuz bırakmak, aç bırakmak üzerine terbiye etmeyi hedefleyen bu politikayı deneyen başka zalimler de olmuştur. Buna cevabı kendi bedenlerini açlığa yatırarak verdi bu iki güzel kardeşimiz. Madem siz açlıkla terbiye etmek istiyorsunuz, hayır, sizin bunu yapmanıza izin vermiyoruz, biz kendimiz açlığa yatıyoruz dediler. Açlığı tercih ettikleri için değil, sağlıklarının bozulmasını istedikleri için değil, ölümü sevdikleri için değil, onurlarını korumak için bu eylemi yapıyorlar. Ve hepimize de bu onur direnişine destek olmaya çağırıyorlar. Şimdi bize de düşen görevler var. Bu direnişi hiçbir şekilde yalnız bırakmamak. Bu onurlu sesi daha da yükseltmek. Eğer açlıksa mesele, açlığı da paylaşmak, onurun da arkasında durmak. Hükümete de çağrı yapıyoruz. Vicdansızlık politikalarıyla halkları terbiye etmek isteyen çok yönetici çıkmıştır geçmişte. Ama hiçbiri bugün onurla yad edilmiyor. Hepsi tarihin kara sayfalarındalar. Hepsi zulüm çöplüğünün kötü birer nesnesi olarak duruyorlar tarihte. O nedenle bu zulüm politikasından vazgeçin. Bir an önce vazgeçin ve bu kardeşlerimize onlar gibi haksızca işinden, ekmeğinden edilmiş insanlarımıza işlerini iade edin diyoruz. Buradaki dostlara, esnafa gösterdikleri dayanışma için de ayrıca kendi adımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize selamlar, saygılar.